Örgü El İşlerim kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere takım lifimin, yuvarlak lifinin yapılışını anlatacağım. Hanımlar dün bunun anlatımını yapmıştık beraber. Şimdi bunun takımı olması için yuvarlığa geçelim. Yuvarlak lifim için yine aynı şekilde aynı renkleri kullanıyorum. Lif iplerim iki katlı. Lif iplerinden tığım ise 2 numara tığ kullanıyorum. 5 numara da daha önce kullanıyordum. Elinize hangi numara yatkınsa o numaradan kullanabilirsiniz. Ve hemen yapılışına geçiyorum. Hanımlar, bu şekilde ipimi parmağıma doladım. Buradan ipimi bükerek tığımı ipimin içinden geçirdim. Şurayı çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi yaptım. Bir tane daha yaptım. 6'ya tamamladım. Zincirlerimin iki ucunu bakın bu şekilde birleştirelim. İki ucunu birleştirdim. Şimdi buraya 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığımı başına doladım ipimi. Tek seferde çıkardım. Tekrar 1, 2. Yine 1, 2 başına doluyorum. Tek seferde çıkardım. Aynı şekilde hanımlar 8 tane yuva olana kadar bu şekilde devam edelim. Bakın 7 tane yuvamızı yaptık. Şimdi 8. de 2 tane zincirimi yaptım. İlk yaptığım yuvaya kaydım. Bu şekilde 8'e tamamladım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane zincirimi yaptım. İlk yuvama batıyorum. Burada bir tane fıstık dolgusu yapalım. Fıstık dolgumuzu isterseniz 8'li, 7'li yapabiliriz hanımlar. Biraz dolgun olsun. Bu şekilde ben 8'li yaptım, fıstığımı kapattım. Buraya 1, 2, 3, 4 tane zincirimi yaptım. Şuraya battım, kapattım. Şuraya batıyorum, hemen yan yuvaya kaydım. Buraya 1, 2, 3, 4 tane zincirimi yaptım. Şurada yine 8'li fıstık dolgusu yapıyorum. Fıstığımı yaptım, tekrar kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi yaptım. Motifimi bu şekilde çeviriyorum hanımlar. Bakın şuraya zincirimin olduğu yere batıyorum. Bakın şuradan kafanız karışmasın. Zincirimin olduğu yerden battım. Burayı kapattım. 1, 2 tane zincirimi yaptım. Motifimi düzeltiyorum. Hemen yan yuvaya kaydım. Bu şekilde devam edelim. 1, 2, 3, 4 tane zincir yine. Burada 8'li fıstık dolgusu. Kapatıyorum. Yine 4 tane zincirimi yaptım. Çeviriyorum hanımlar. Bakın şurada yaptığım zincirlerden yuva oluşmuş oluyor. Hemen batıyorum zincirime. Kapattım. Tekrar 1, 2 tane zincir yaptım. Bakın arka kısımda bu şekilde oluyor hanımlar. 2 tane zincirimi yaptım. Motifimi düzeltiyorum. Şuraya attım. Bir tane daha beraber yapalım. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Fıstığımı yapıyorum burada. Fıstığımı yaptım. Kapattım. 1, 2, 3, 4. Bakın hanımlar yine aynı şekilde şuraya batıyorum, çıkardım. 2 tane zincir,
düzeltiyorum şuraya batarak. 8 tane fıstık olana kadar devam edip gelelim. Hanımlar, 8 tane fıstığımı yaptım. Tekrar 2 tane zincirimi yaptım. Bakın şuraya ilk yaptığım yere kayıyorum. Şuraya kaydım. Burada ipimi sabitleyip ipimi kesiyorum. Hanımlar, motifimin ön tarafı bu şekilde. Hemen arkayı göstermek istiyorum. Arkası bu şekilde. Arkada 8 tane yuvamız oluştu. Bakın, 2 tane zincir yaparak 8 tane yuva oluşturmuş olduk. Şimdi hemen ikinci kısma geçelim. Hanımlar, bu şekilde ipimi aldım. Yeşil ipimi. Bakın, motifimin ön yüzü, motifimin arka yüzü. Arka yüzünden hemen şuraya herhangi bir tane yuvamızın içine ipimi sabitledim. Burada ipimi uzatıyorum. Bakın. Burada bir tane fıstık dolgusu yaptım. Fıstığımı kapattım. Arasına bir zincir. Aynı yuvanın içine bir tane daha fıstık dolgusu yaptım. Şimdi araya hiç zincir çekmiyorum. Hemen yan yuvaya kayıyorum. Bakın, şurası hemen yan yuvamız, şuraya kaydım. Buraya da aynı şekilde 2 tane fıstık dolgusu yapalım. Fıstığımı kapattım bir taneyi. Arasına bir zincir. Burada bir fıstık daha yapıp kapatıyorum. Bakın, her bir yuvanın içine 2 tane zincirimizi yapıyor. Pardon, 2 tane fıstığımızı yapıyoruz. Şimdi yine zincir çekmeden bir ileriye kaydım. Buraya da bir tane fıstık. Kapatıyorum. Bir zincir, aynı yuvanın içine bir tane daha. Her bir yuvaya, tekrar söylüyorum, 2 tane fıstık dolgusu yapıyoruz. Fıstıklarımızın arasına birer zincir yapıyoruz. Yan yuvaya kayarken zincir yapmıyoruz. Sadece çift fıstıklarımızın arasına zincir yapıyoruz. Hanımlar, her bir yuvanın içine ikişer fıstığımızı yapıp gelelim. Hanımlar, bu şekilde 8 tane çift fıstık dolgusu yaptım. Bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi lifimizin arkası bu şekilde. Buraya ilk yaptığım fıstığımın üzerine kaydım. Hanımlar, bakın şuraya tekrar kayıyorum. Burası çift fıstığımızın içi. Çift fıstığın üzerine çift fıstık yapalım. Bir tane zincir araya. Bakın, çiftin içine çift yaptım. Şimdi burada yine çiftimiz var. Çiftimizin arası da var. Çiftimizin arasına hiç zincir çekmeden buraya bir tane fıstık dolgusu yapalım. Kapattım. Hiç zincir çekmiyorum. Bir ileriye çiftin üzerine geldim. Burada yine çift fıstık dolgusu yapalım. Bir, araya bir zincir. Buraya bir tane daha çift fıstık dolgusu yaptım. Gördüğünüz gibi bir çift bir tek olarak sıramızın sonuna kadar gelelim. Hanımlar, kafanız karışmasın. Çiftin üzerine çift, aralara tekli fıstık dolgusu yapalım.
Hanımlar, bu sırayı bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Bir çift, bir tek. Çiftin üzerine çift, aralara tek yaparak sıramızı tamamlayalım. Hanımlar, bu şekilde sıramın sonuna geldim. Yine kaydırma tekniği ile bakın ilk yaptığım fıstığıma kaydım bu şekilde. Sıklaştırmak için ipimi, iki zincir çekip ipimi kopardım. Şimdi ipimizi kopardık. Beyaz ipimizi kopardığımız yere sabitleyelim. Hanımlar, bakın beyaz ipimi aldım. Kopardığım yere demiştim. Kopardığım yerin arasına, bakın şuraya ipimi sabitledim. Kaydırma tekniğiyle bakın çift fıstığımın üzerine kaydım. Buraya bir fıstık yapalım. Fıstığımızı kapatalım. Arasına bir zincir. Aynı yuvanın içine bir tane fıstık daha yapalım. İki tane fıstık yaptım çünkü çiftin üzerindeyim. Gördüğünüz gibi burası çift fıstık. Şimdi hiç zincir yapmadan burası aramız. Buraya bir tane fıstık dolgusu yapalım. Kapattım. Zincir çekmiyorum. Bakın burası da ara. Buraya bir tane daha tekli fıstık dolgusu yapalım. Her sırada bir tane fıstığımız çoğalıyor. Şimdi araları yaptık. Yine bakın çiftin üzerine geldim. Burada çift fıstık dolgusu yapalım. Bir yaptım, kapattım. Arasına bir zincir. Aynı yuvanın içine bir tane daha fıstık dolgusu yaptım. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Çiftin üzerine çift, aralara tek, aralara yaparken zincir çekmiyoruz. Çiftlerin arasına birer zincir yaparak sıranın sonuna kadar devam edelim. Hanımlar, mantık aynı mantık. Bu şekilde devam edelim. Çiftin üzerine çift, aralara tek yaparak sıramızın sonuna kadar gelelim. Hanımlar, bu şekilde sıramın sonuna geldim. Yine kaydırma tekniği ile şuraya kaydım. Tekrar şuraya çift fıstığımın arasına kayıyorum. Hanımlar, yine bu sırada da aynı şekilde çiftin üzerine çift fıstık dolgusu yapalım. Kapattım, arasına bir zincir. Aynı yere battım. Kapattım. Araya zincir çekmiyorum. Şu aralara, buraya bir fıstık. Kapattım. Bir ileriye bir fıstık. Kapattım. Bir ileriye bir fıstık daha. Hanımlar, gördüğünüz gibi bu sırada da bir tane fıstığımız artmış oldu. Şu an 3 tekli bir çift. 3 tek bir çift yaparak bu sırayı da tamamlayalım.
Hanımlar bakın bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Mantığımız hep aynı. Çiftin üzerine çift, aralara tekli fıstık yaparak yine sıramızın sonuna kadar gelelim. Hanımlar yine sıramın sonuna kadar geldim. Bakın bu şekilde göstereyim. Şu an 4 sıramızı yapmış olduk. Hanımlar 5 sıra daha yapıp gelelim. Bakın bu sırada da mantığımız hep aynı. Çiftin üzerine çift, teklilerin arasına tekli fıstık dolgusu yapıp 5 sıra daha yapıp gelelim. Kesinlikle hiçbir farklı bir işlem yapmıyorsunuz hanımlar. Aynı mantıkla. Bakın çiftin üzerine çift yaptım. Burası ara, buraya tek yapıyorum. Kapattım. Şimdi bu sırada da bir tane artmış oldu bu arada. Diğer sıramız 4'tü. Bu sıra 5 oldu. Diğer sıramız 6, 7, 8, 9 olarak devam edecek. Pardon, bu sıramız 4 oldu hanımlar. Benim de kafam karıştı, kusura bakmayın. Diğer sıramız 3'müş. Bu 4 oldu. Bu şekilde devam edelim. Ta ki 9 sıra olana kadar. Bunu da göstereyim. Bakın yine çiftin üzerindeyim. Çiftin içine çift. Teklere tek. Hanımlar 1, 2, 3, 4, 5. Bunu da yaparsam 5 oluyor. Toplamda 9 sıra olana kadar devam edelim. Buradan sayınca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra olana kadar devam edip gelelim. Mantığımız hep aynı. Çiftlerin üzerinde çift, teklilerin arasında tekli fıstık dolgusu yaparak sıramızı 9'a tamamlayalım. Hanımlar gördüğünüz gibi lifimi 9 sıra yaptım ve geldim. Şimdi burası boş duruyor. Oraya hemen bir tane fıstık yaparak orayı dolduralım. Hanımlar bu şekilde ipimi uzun bıraktım. Buradan bir tane zincirimi yaptım. Burayı ipimi uzatarak şuraya bir tane fıstık dolgusu yapıyorum. Bakın böyle bir tane fıstık dolgusu yaptım. Fıstığımı kapatıyorum. Buradan ipimi koparıyorum. Uzun bıraktım iki tarafından da. Şimdi lifimin tam ortasına yerleştiriyorum. Şuradan tutarak bakın lifimin altından batıyorum. Bu tarafını çıkardım. Aynı şekilde tam karşısına batarak diğer tarafı da çıkardım. Şimdi burayı ikisini bir düğümleyip ipimi keseceğim. Hanımlar bakın ortasını da bu şekilde yapmış olduk. Şimdi kenar kısmını yapalım. Kenar kısmı için bu renk ipimi kullanıyorum hanımlar. Bu şekilde ipimi aldım. Bakın herhangi bir yuvanın içine ipimi sabitliyorum. Çiftin içine de tek yapıyorum. Diğerlerine de tek fıstık yaparak sıramızı tamamlayacağız. Buraya bir fıstık yaptım. Bakın fıstığımı kapattım. Şuraya ipimi fazla uzatmadan bir tane daha küçük fıstık yapıyorum. Üçlü yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde fıstığımı yaptım. Tekrar buraya atarak sabitledim. Araya zincir yapmadan hemen yan yuvaya atarak burada da bir tane fıstığımı yapmış oldum. Aynı şekilde buraya da bir tane küçük
fıstığımızı yapıp kapatıp tekrar şuraya sabitleyelim. Bir tane daha yapalım. Hanımlar, bu şekilde lifimizin tamamının üzerinden dönelim. Pardon, etrafından dönelim. Sıramızın sonuna kadar gelelim. Hanımlar, lifimin kenarının sonuna geldim. Gördüğünüz gibi burada da bakın yaptım. İlk fıstığın tepesine kayıyorum. Buradan birleştirip ipimi kopardım. Şimdi hanımlar, biraz sade oldu lifimiz. Çiçeklerle süsleyelim. Ben bu şekilde çiçeklerimi yaptım. Göstermek istiyorum hemencik. Şu köşelerine biraz daha süsleyip lifimizi bitirelim. Çiçeğin yapılışını ayrı anlatacağım hanımlar. Onun da videosunu yükleyeceğim. Yalnız uzun sürmesin diye şimdilik burada göstermeyeceğim. Videolarımın arasına bakıp görebilirsiniz ve ben hemen çiçeğimi de yapıp geliyorum. Hanımlar, lifimin çiçeklerini tamamladım hepsini. Şimdi bu şekilde montalayalım. Bir tanesini göstermek istiyorum. Çiçeklerimin arkasında bu şekilde uzun ip bıraktım hanımlar. Bu iplerle bakın şu noktaya ben mesela sabitleyeceğim. Şuraya batarak bakın iki tarafını da pardon bir tarafını aldım. Bakın şu ipten aldım. Çok özür diliyorum. Olmadı. Şurayı parmağınıza dolayın. Daha rahat olacaktır. Şu çift fıstığımın arasından battım. Bakın battım. Şurayı tutup çekiyorum. Burayı çektim. Şimdi hemen yanındaki yuvadan batıyorum. Diğer ipimi çektim. Böyle sağlam olmuyorsa iğneyle dikebilirsiniz. Ben bu şekilde bağlıyorum. Bakın bu şekilde bağlarsanız bence hiçbir sorun, sıkıntı olmaz. Ters çeviriyorum ve bakın gayet sağlam durdu. Diğerlerini de aynı şekilde montalayıp geliyorum. Hanımlar, çiçeklerimi köşelerine sabitledim. Videomu bitirdim, lifimi bitirdim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Örgü El İşlerim kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.